Gerçekten peri olduğunu düşünüyor musun? Hiçbir periyle iletişime geçti mi? Geçtiyse nasıldı? Yaşadığı en korkunç olay. Ay çok kötü, anlatayım hemen. Hadi anlat. Bak, abla bize Şey kötü diyor, evet, davranıyorsun niye falan azarlıyor diyorlar falan yani. filan diyorlar. Ya işte ben de... Hello Witches Witches'lar, kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Bugün yanımda Betüş Peri olarak bildiğiniz Betül İrkit var. Sizin merak ettiğiniz soruları, aynı zamanda kendi merak ettiğim soruları soracağım. Heyecanlı mısın Betüş? Evet, çok heyecanlıyım. Sana çok güzel sorularım var bu arada. Soruları bilmiyorum bu arada. Sadece kendi merak ettiklerimi soracağım. Armağan çağlayan gibi başlayayım böyle. Anladım. Öncelikle sorulara geçmeden önce Betüş Peri kim? Betül İrkit kim? Daha doğrusu onu öğrenmek istiyoruz. Böyle kısaca yaş, ad, soyad olarak kendinden bahsedersen ben zaten niye Betüş Peri dendiğini ekstradan soracağım. Evet. Adım Betül aslında ama ailem, arkadaşlarım çok fazla hep Betüş dediği için ben de genelde Betüş ismini kullanıyorum. Bugün değil, birkaç gün sonra 23 olacağım. Bilmiyorum. Evet, Bu Betüş Peri çok kadar. heyecanlı. Ben şimdi sizi de daha fazla bekletmeden sorulara hemen geçiyorum. İlk önce sizin merak ettiğiniz soruları soracağım. Instagram'dan birkaç gün önce story'de paylaşıp soru cevap şeklinde Betüş Peri hakkında merak ettikleriniz diye bir gönderi paylaşmıştım. Ve siz de Betüş Peri'ye merak ettiklerinizi sordunuz. Şimdi de merak ettiğiniz soruların cevabını alacaksınız. İlk sorudan başlamak istiyorum. Hazır mısın? Evet, hazırım. Öncelikle çok basit sorulardan başlayıp ondan sonrasında seni biraz belki de zorlayabilecek sorularla devam edeceğim. Tamam. Anakin Lucifer sormuş. Perilerle ne zamandan beri ilgileniyor demiş. Evet, güzel bir soru. Perilerle aslında periler olduğunu bilmeden ilgileniyormuşum küçüklükte. Daha sonra hani araştırdıkça Fairy Witchcraft alanını keşfettikten sonra gerçekten de hani bağ kurduğum varlıkların peri olduğunu anladım, algıladım daha doğrusu. O yüzden hani çok küçük bir yaşa dayanıyor diyebilirim. Tam olarak yaş aralığını bilmiyorum. Ama küçük bir yaş aralığı diyebiliriz. Ama asıl böyle hani bilinçli bir şekilde perilerle çalışma yapmaya başladı 1,5 yıl oluyor. Böyle yani. Harika bence. Güzel, bayağı güzel anlattın. Koynundaki Yılan. yılanla beraber. Apollo'nun yayı sormuş. Brownies'ini çağırmış mı diyor. Bir de kendi merak ettiğim bir şey soracağım bu konu hakkında. Şimdi perilerle alakalı çok büyük bir bilgiye sahip değilim. O yüzden Brownie'nin ne olduğunu merak ediyorum. Sormadım. Böyle kaç gün yan yanaydık ama Evet. özellikle sormadım. Bu anı bekledim. Dolayısıyla öncelikle brownie ne demek? Bir tatlı çeşidi mi? Yoksa Evet. Çikolatalı yani kek. brownie'yi çağırmak ne demek? Ve Tamam. brownie'yi çağırdım mı? Bunu merak ediyoruz. İlk olarak Brownie'ne bunu anlatayım. Brownie bir peri türü aslında. Özellikle İskandinav taraflarında, İrlanda taraflarında çok yaygın inanç sahip bir peri. Ve evlerde yaşadığı düşünülen bir peri. Özellikle çağırdığınızda gelen bir peri ama çağırmasanız bile gizlice evinizde yaşamı sürdüren bir peri türü. Ben kendi Brownie'mi çağırmadım aslında. Ben çağırmadan kendi evimde yaşadığını fark ettim. Ama huy olarak çok fazla iyi bir huya sahip değil. Çünkü insanlar gibi aslında onlar da. Yani hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu kesinlikle bilemiyoruz. O yüzden bana gelen kesinlikle kötüydü bu arada. Çünkü kedilerim aşırı rahatsız ediyordu. Beni çok fazla rahatsız ediyordu ama hani çok tehlikeli bir tür değil. Tabii ki farklı bir boyutun olduğu için tehlikeli ama çok tehlikeli değil. O yüzden huyunu çok beğenmediğim için gönderdim. Şu an çağırmayı düşünmüyorum Brownie. Kafam rahat yani. Çünkü hani bir varlıkla iletişim kurmaya devam etmek sizin de enerjinizden bir şeyler götürüyor aslında bir nevi. O yüzden şu an düşünmüyorum ama çağırırsam zaten kesinlikle paylaşırım yani konuşuruz bu konuyu. Peki Brownie olayı, yani Brownie neye deniliyor tam olarak periler aleminde? Perinin tür yani ismi direkt türü olarak ismi Hmm. atıyorum. Dağ perileri var, orman perileri var. Brownie direkt ev perileri aslında. Diğer ismi Brownie olarak biliniyor bu şekilde. Yani böyle sadece evde yaşıyorlar ve evi Aynen. sahipleniyorlar Evet. bazen bunun gibi. Aynen. Çok yani Brownie'lerden çok fazla bir şey istemiyoruz. Kısıtlı. Hani ev içinde yapılabilecek şeyler ise daha çok somut şeyler aslında. Hani işte bir evin toplanması,
ışık kapatma, pencere, bu tarzı somut şeyler isteyebiliyoruz. Ama hani dediğim gibi bunun için gerçekten güçlü bir enerji alanına sahip olmak gerekiyor. Hani ben bugün peleri öğrendim, hadi bir çağırayım diyemiyoruz yani. Yani böyle. Büyük bir çalışma, evet, gerekiyor o zaman, gerekiyor. Tabii ki. Olsa güzel olur ama. Bence yani de olur. Ya özellikle tek yaşayan, benim gibi tek yaşayanlar yardımcı için. Yardımcı iyi olur bence de. Bu güzel bir soru. Tituba... Ne biçim kullanıcı adları koyuyorsunuz? Titubas Violet sormuş. Hayatını ne yönde çizmeyi planlıyor? Ona ileride nerede, nasıl, ne iş yaparken görmemiz daha olası? Evet, güzel bir soru. Beğendim. Şu an için bir plan var aklımda aslında. En çok istediğim şey, kendime ait bir dükkan açmak istiyorum. Hem doğal taşların olduğu, hem spiritüel eşyaların olduğu böyle bir dükkan düşünüyorum. Hem de dükkanın içinde böyle bir kafe tarzı bir hani ufak kısım da olsun ki gelen insanlarla oturalım, muhabbet edelim falan. Hani bu tarz bir şey istiyorum aslında. Tabii mesleğim de aslında okuduğum şey de psikolojik danışmanlık. Onu da çok istiyorum ama ikisi aynı anda yürümeyecek muhtemelen. Kısacası küçük bir spiritüel dükkan, cadı dükkanı düşünüyorum ileride. Muhtemelen yaşadığım şehirde olur. Şimdi sorduğun soruyla bağlantılı bir tane soru var aslında. Okumak istiyorum dedin. Hangi bölümü okumuş çok merak ediyorum diye sormuş Sena Nur Uslu. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunuyum. İsteyerek, severek okudum aslında ama okuduktan sonra bu tarz bir yolla tanıştığım için ya da yani bu tarz konularla ilerleyebileceğimi gördüğüm için çok da geri planda kaldı o meslek benim için. Şu an bir şey düşünmüyorum dediğim gibi. Daha çok spiritüel alanlarla ilgileneceğim yani. Burada screenshot'ını almayı unuttuğum birkaç soru var. Ama gördüğümde çok merak etmiştim. Bir de hem biraz komik geldi. Ama nerede olduklarını bulamıyorum şu anda. Aklımdayken sorayım. Kim sorduysa yazabilir bu arada yorumlara. Birisi şunu sormuş. Bu arada cevaplamak zorunda değilsin eğer şey yapmazsan. Sanıyorum. Gerçekten peri olduğunu düşünüyor musun? Evet, ben bir periyim arkadaşlar. İtiraf ediyorum. Evet, Betüş bir şizofren. Birazdan beni alıp götürecekler. Evet, ben, arabamız geliyor yolda arkadaşlar. Ben bir kere bile hiçbir platformda peri olduğumu söylemedim. Ama çok yanlış anlaşılıyor bu konu. Yani beni şizofren sanıyorlar ciddi anlamda. Ya periyim demedim. Peri olduğumuzu düşünmüyorum. Kendimi peri sanmıyorum kesinlikle. Ama perilerle çalışıyorum. Perilere inanıyorum. Böyle bir şey var. Ayrıca sadece ben bunun neden peri sanıldığını anlayabiliyorum aslında. Çünkü cosplay yapıyorum. Ve cosplay yaparken hani aşağı kısımda hani bir tarz hani perilerle ilgili açıklamalar yaptığımda beni peri sandığımı düşünüyorum muhtemelen. Ama hayır, eğleniyorum sadece. Cosplay. Ya şöyle diyebiliriz o zaman, inandığın şeyle aslında hani yaptığın hobi, cosplay, evet, olayı çok ayrı bir şey. Aynen, kesinlikle ayrı bir şey. Perilere inandığın için peri gibi giyinmiyorsun. Sadece, evet, cosplay yapmayı sevdiğin için, evet, ve inancın peri inancı üzerine olduğu için, evet, seni de bu şekilde, evet, çekiyor ve bunu yani hobi olarak yapıyorsun. Mesela ben peri cosplay yapıyorum ya, işte güzel makyajlar, farklı kostümler vesaire. Perilerin zaten bunlarla bir alakası yok. Yani bu tamamen fantastik bir taraf işin. Asıl gerçek perilerin zaten nasıl göründüğünü daha önce söylemiştim. Söylemişti. Dinleseydiniz. Saç boyası numarası Damla Gül sormuş. Garnier 660 yoğun kızıl. Öğrendiniz. Sır değildi aslında ama. Özge Dea sormuş. Hı-hı. Değişik bir isim. Neden peri? İki i ile. Çünkü Betüş peri alınmış. Mecburen iki i kullanmak zorunda kaldım. Onun dışında dediğim gibi aileme Betüş dediği için ben dedim periyi de ekleyeyim. Öyle bir şey çıktı ortaya. Şey olarak da sormuş olabilir bu arada. Neden peri? Neden? Hani neden başka bir şey değil? Perileri çok seviyorum ya gerçekten. Kimse benim kadar sevemez muhtemelen. Peri aşığı biriyim. Ya ne güzel. Ay bu niye böyle sakatlı yürüyor? Ayağına bir şey yaptı. Yaramaz bir kediniz varsa. Video sırasında kedimiz kendini sakatladı arkadaşlar. Evet. O yüzden böyle masum bir oturuyor. Normal çok yaramaz. Sümeyye Taşçı 6 sormuş. Peri inanışına nasıl sahip olmuş diyor. Şimdi bir inanışa sahip olmak için deneyim yaşamak gerekiyor. Ben de yaşadığım deneyimlerle aslında bu inanışa sahip oldum.
Şimdi bana en çok şeyle soruluyor. Hani peri olduklarını nereden anlıyoruz gibisinden. Şimdi belirli özellikler var. O özelliklerle deneyimlerini karşılaştırdığında evet tamam bu artık peri diyebiliyorsun. O şekilde aslında hani inanışa sahibim. Tamamen deneyimlerimle alakalı. Küçükken mesela annem bile hani ben bunu duyduğumu çok şaşırmıştım. Özellikle biz doğa ortamına çok fazla yakınız ev olarak. Hep giderdik bu su kenarlarına, dere kenarlarına falan ve hani ben hep şey dermişim. Aa bak şurada periler var ya da şurada uçuşan bir şeyler var dermişim. Ki küçükken çoğu kişinin bence göz perdesi daha açık. Hani annem çok fazla ciddiye almıyormuş çünkü hani çocuksun sonuçta yani niye alsın. Ama bunu bana anlattığında sonradan bayağı şaşırmıştım ve ben de ufak tefek böyle hatırlıyorum o şeyleri, görüntüleri. Muhtemelen su perileriydi. Yani deneyimler tamamen öyle söyleyeyim. Deneyim. Şizofren değilim bu arada. Altını çiziyoruz. Şizofren değil. Sağlıklı biriyim. Tamamen deneyimler zaten kesinlikle önemli bu konuda, evet. Spiritüalizm konusunda. Elif Altire Ezer 7 soruyor. Hiçbir periyle iletişime geçti mi? Geçtiyse nasıldı? Defalarca kez aslında geçtim ama en somut örneklerinden birisini daha geçen yaşadım yine aynı şekilde. Ormandaydım ve Mabon kutlarken aslında oldu. Adak bırakmıştım. Yani bir de şey ağaç perisi yani dryad dediğimiz türlerden. Direkt olarak böyle nasıl diyeyim küçük ufacık böyle pixi tarzı aslında. Ben dryadlarla iletişime geçmeye çalışırken pixi çağırmışım onu fark ettim. Öyle oldu direkt hani gözümle gördüm. Pixileri görme şansımız bu arada diğer perilere göre daha yüksek. Çünkü çok kolay konup gelebiliyorlar çağırdığımızda çok kolay yok olabiliyorlar. Öyle yani gördüm direkt bir pixi bu şekilde. Dryad'la pixi arasındaki fark ne? Dryad'lar direkt ağaç ruhları. Dryad mı? Aynen. Dryad dedim ayıp. Ağaç ruhları ağaçların içinde yaşıyorlar. Hani direkt olarak görmek değil de atıyorum şu şekilde iletişim kurabilirler. Atıyor ağaç dalı sana hareket eder ya da ağacın sesini duyarsın hissedersin bu şekilde geçebiliyorlar. Bir de genelde ağaçların üzerine bir göz şekli oluyor ya. Evet. İşte o genelde dryad ruhlu bir ağaç olmuş ya, oluyor. Evet. Bunu o öğrendiğimiz tarz güzel böyle oldu. İletişime geçebiliyorlar ama en kesin böyle bir ağacın içinden gelen bir ses duymak. Ama bu böyle bir iç ses gibi geliyor daha çok böyle. O şekilde geçiyorlar. Bu bilgi güzelmiş. Ben de çünkü ağaçların üzerinde genelde göz görürüm bu arada. Evet. Peki mesela böyle bir ruhla iletişime geçmek istesek özel bir yöntem uygulamamız gerekiyor mu? Periler için özellikle hani dağ perileri, ağaç perileri için çok özel yöntemler yok. Çünkü ben doğanın kendi içinde oldukları için çok büyük ritüeller gerekmiyor. Sessizlik çok önemli ve saygılı olmak, o içinizdeki o saygı, tehlikesizlik hissetmeniz, yani nasıl diyeyim, o tehlikesizliği vermemiz lazım. Çünkü gerçekten bizden aşırı çekiniyorlar. Eskiden insanların onlara verdiği zarar bir şekilde akıllarında kaldığı için ben zararsızım, ben tehlikesizim enerjisini vermemiz gerekiyor. O zaman direkt olarak o saf, o görme isteği, saf sevgi enerjisi çıktığında kendilerini gösteriyorlar direkt. Yani tamamen anladım. Niyet. Güven ortamı yaratmamız evet. Gerekiyor kesinlikle. Ve gidip de atıyorum ormana gidiyorsunuz, peri çağıracaksınız vesaire. Çöp möp bırakmayın bu arada. Aşırı kızıyorlar. Yani ormana da doğaya da saygılı olmanız gerekiyor. Yani sizin evinize çöp atsalar evet. Siz de kızarsınız çünkü. Evet. Hazel Nur Altire eleştirel bir soru sormuş aslında. Yaptığı videolar linç yiyince ironi diyormuş galiba. Acaba neden? Hiçbir şekilde aslında ironi demedim. Sadece atıyorum hani bazen akımlar oluyor ve akımlara katılıyoruz. Onların akım olduğunu fark etmiyor insanlar. Aslında başka cadılar da yapıyor ya da başka kişiler de yapıyor. Benim yaptığımı herhalde aşırı ciddiye alıyorlar. O yüzden muhtemelen yani mesela şey yapıyorum. Hani peri cosplayleri yaparken evet. Mesela Poe falan yazıyorum aslında orada ama hani ironi olduğunu anlamıyor musunuz? Yani bilmiyorum. Anlamıyorsunuz. Yani hiç öyle bir şey yapmadım bu arada. Büyük ihtimalle hiç bu... Hiç bana da ironi de demedim inandığım şeyler için. Ne kadar linç yerse yesin. Linç konusunda bu arada yediğin en büyük linç sanırım Berkcan Güven, Rain Man ve neydi o yanındaki? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Çok ünlü değilsin sanırım. Özür dileriz. Biz sanki çok ünlüymüşüz gibi falan. Sanırım oydu. Tam hatırlamıyorum. Videoyu çok izleyemedim aslında zaten. Aslında çok linç yemedi ya. Hani sadece oradan sonra şey çok geldi. Ritüel tarifi çok istendi yani. O biraz saçmaydı. Benim en çok lincim şeydi. Perilerin olduğu
işte kanıt buldum falan, o mutluluğumu anlık paylaştığım için orada gerçekten saf bir mutluluk vardı. Onda şov şeydi. İçine edildi yani gerçekten. O videoyu hatırlıyorum. Videoda TikTok'ta hatta bir ormana gidip koltuk takımı buluyordu. Yok, o değil. O değil miydi? O değil, bir tane ben şimdi kapı bırakmıştım oraya aylar önce. Tamam. Falan ama şeyi de gördüm ben, koltuk takım bulmuşum. Evet, ona evet. Ben Photoshop yapıldığını gördüm. Dayım mayı Photoshop'u yapmışlar. Sen gördün mü onu? Hayır, görmedim. Bulursam kesin şey yapacağım ama nereden bulabilirim o bilmiyorum. O tamamen ironiydi bu arada. Yok artık. O, ben dalga geçiyorum yani. Yani bir takım linçler var. Bu arada eleştirel bir soru daha vardı ama SS'ini almayı unuttum. Bu arada istemezsen cevaplayabilirsin ama sorayım. Şey sormuşlar. Neden takipçilerine çok kötü davranıyor diye bir soru gelmişti. Bana bunu söylüyorlar bu arada. Abla bize şey kötü diyor, davranıyorsun falan. Niye azarlıyor falan yani. Filan diyorlar. Ya işte ben de böyle biriyim. Yani çabuk sinirlenen biriyim zaten gerçekten. Hani cadılık dendiğinde hani böyle ermiş işte her şey sakin karşılayan biri bekliyorum ama öyle biri olmak zorunda değiliz. Hak etmeyin. Hiç sıkmıyorum. Yani azarlanmayı hak etmeyin. Ben mesela bir şey söylüyorsam söylüyorumdur değil mi? Bana 10 kere onu tekrarlatıyorlar ve ben artık daralıyorum. Özellikle daraltmayın. Günah mı? İşte büyü tarifli, aşk döndürme falan katlanamıyorum kesinlikle gerçekten. Bağlama büyüsü, saz yani. Büyüsü. Böyle sinirli bir insanım. Daha agresifim. Ne yapabilirim? Kızıyorum ya. Bana ne? Sormayın aynı şeyleri. Agresifim. Bir de şöyle bir şey var. Instagram'da paylaşıyorum. YouTube kanalımda paylaşıyorum. Gidin bir izleyin değil mi? Yani. Bu konudan ben de şikayetçiyim bu arada. Aşırı. Onu daha sonra söyleyeyim. İzlemeden geliyorsunuz. Soruyorsunuz. Tabii ki. Yani. Ben yine kızdım. Ermiş değilim. Kameralara saldırıyor. Çekme kardeşim. Kardeş HMI Bırbıt sormuş. Yaşadığı en korkunç olay. Ay çok kötü, anlatayım hemen. Hadi anlat. Zaten sen biliyorsun, anlatmıştım. Hangisi? Dur hatırlat bakayım. Arkadaşlarımla plajda bir varlık çağırdık. Evet, bana evet. Dediler işte peri çağırın tam okey ama sarhoştuk. Ve bu tarz şeyler alkollüyken yapılmaması gereken şeyler. Ve biz tabii ki çemberi falan hiçbir şey kapatmadan ne varlığı gönül eve gittik. Gece uyuyoruz işte böyle ayağımdan bir şeyler çekiyor benim, üstüm açılıyor falan. Bu varlıklar ayaklarımızdan ne istiyor? Hiç fikrim yok gerçekten, ayak soru işareti. Sonra böyle başımda bir şey dikiliyor gibi gördüm falan sürekli ve ben 3-4 gün gece hiç uyuyamadım. En son varlıklarla daha bilgili olan hani peri dışındaki varlıklarla bir arkadaşımla konuştuk. O dedi ki direkt konuş onunla, başka çaresi yok. Ben de mecburen konuşuyorum geldiğinde falan. İşte diyorum ne istiyorsun, hani bağlılık diyor farklı dillerde falan. Ben de herhalde bağlandı bana, hani tamam bittik. Bunu ruh çağırma tahtasında mı diyor, nerede? Yok hayır, ses olarak kulağına bayağı geliyor. Ses farklı olarak. Bir dilde geliyor. Ben Google çeviriden bakıyorum mesela. O dil direkt bağlılık anlamına geliyor bu şekilde. Ve her gün farklı dillerde bir kelimeler kulağımda çınlıyor. Yani hani desem ki kafamdan uyduruyorum. O dili bilmiyorum. Nasıl uyduracağım yani. Bu şekilde böyle bağlanma, işte aşıktır vesairedir anlamlara geliyor. Dedim tamam. Bitti. Yani bitti. Hayat kaydı. Ama sonra arkadaşım dedi ki onu kibarca göndermeyi dene falan. Ben diyorum gider misin hani? Bir gitsem mi acaba falan. Gerçekten birkaç gün gelmedi bu arada. En son bayağı bir süre sonra tekrar geldiğinde yine kibarca gönderdiğinde gitti. Muhtemelen çok da beğenmedi beni herhalde. Tipi değildim. Bu ne be demiştir. Muhtap olamayacağım. Gitti yani. Ama benim için çok korkunçtu. Çünkü uyku problemleri çektim çok fazla. Hani onu göreceğim diye. Çünkü uyuduktan sonra uykum uyandığımda görüyordum. Hani onu göreceğim diye uyuyamıyordum falan, çok kötü bir hafta. Annemler delirdiğimi düşündü. Çok kötüydü. Çünkü hep çığlık atıyorum evde falan. Komşular duyuyor. Kötüydü bayağı. Bayağı derin bir deneyim yaşamışım evet. Bu arada. Hepimizin spiritüalizmle ilgilenip de paranormal olay yaşamayan yoktur herhalde. Bence de yoktur. Muhtemelen o yüzden de içindedir diye düşünüyorum. Peki bizim evde yaşadığın paranormal olay? Gece bak geldim. Hani bir şey yani. Şurada bir poşet. Bir de benim getirdiğim poşet bu arada. Pişmaniye poşeti. Bir böyle çekildi sanki. Hani düşme gibi değil. Bildiğin çekildi ve öyle düştü.
Değil mi Ufuk? Diyorum böyle. Ufuk'taki merhaba diyor Ufuk. Merhaba. Hello. Ben bu arada sonradan pişmaniye paşit oldum. Bence pişmaniye istedi. Bence yani. Bence bir, sen bir evin bir köşesinde falan bir pişmaniye bırak. Ben uzun zamandır tatlı yoktu ya evde, ondan canı bilmiyorum, çekti. Bilmiyorum, bayağı korktum bu arada ben. Ufuk korkmadı da ben bir tık korktum ama kendi evim değil yani, sonuçta yabancı bir ev, korkabilirim. Yani işte ben korkmam, çok hiç korktum, korkmam aslında korktum. Ama. Son sorumuza geliyoruz. Tanışıklığınız nereden çok merak ediyorum demiş jackbank.x. Beşikler. Şipleniyorduk, iyice şiplenelim burada. Evet, biz beşik yapmazsınız falan. Şöyle halay çekeceğiz şimdi. Ben Ufuk'un aşırı büyük hayranıydım bu arada. 16 yaşımdan beri hiçbir cadılık kimseyi tanımıyorum. Sadece Ufuk çıkıyor ben yazdım. Bu arada Ufuk, cringe bir anıyı anlatayım. Bugün yaşanan. Betüş bana Twitter'dan yazmış daha öncesinde. Ve eski hesabıma bana bir hediye yollamış. O hediyeyi tabii annem falan kullanıyor. Böyle kolye, büyük güzel ay şeklinde bir kolye. Hani bir erkek için biraz büyük bir kolye, evet. Ama el yapımı çok güzel bir kolye. Neyse, çok iyi hatırlıyorum. Fakat ben onun Betüş Peri olduğunu unutmuşum. Bugün konuşurken diyordu ki o bendim. Diyordum sen miydin? Ona tepki de verdim ya bana, sonradan anlamış. Yani aslında öncesinden tanışıyoruz bayağıdır, evet. Ama ben maalesef 2 gramlık balık hafızalı beyne sahip olan bir insan olduğum için böylesi güzel bir anıyı unutmuşum. Üzüldüm. Dolayısıyla sen devam et. Öyle yani, ben bayağı hayranıydım, videolarını falan izliyorum, şey yapıyorum falan. Hani bilgi konusunda da güvendiğim bir insan oldu. Sonra ben de böyle sosyal medya tarzı düşününce beni fark etti bir şekilde ve sonra tanıştık, arkadaş olduk. Şu anda da ilk defa görüşüyoruz yani. Evet, bu arada. Ama uyumlu olduğumuzu düşünüyorum yani, en azından böyle düşünceler konusunda. Düşünüyor musun? Uyumluyuz yani spiritüel konularda. Ya aklında çelişkiler mi var? Bunu mu demek istiyorsun? Uyumluyuz. Video kapanınca bir şey oluyormuş arkada. Silah var şimdi. Aynen. Yo, yüz yüze ilk defa geldik. Aynen. Zaten bundan önce bu arada buluşma yapmıştık 2 gün önce. Evet. Dün müydü? Dün. Bak nasıl balık hafızalıyım. O yüzden bana kızma. Dün güzel bir buluşma da yaptık. Aynen. Bu arada gelen herkese de çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Betüş Peri'nin kanalını izleyin, abone olun, takip edin. Instagram'dan takip edin, TikTok'tan takip edin. Her yerde adım Betüş Peri bu arada, direkt bulursunuz. Ama Sihirli Annem'deki değil. Evet. Evet, hem bu başka Betüş Peri. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Buradan sevenlerine bir şey demek ister misin, seni takip edenlere? Hepinizi çok seviyorum, beni üzmeyin. Bu kadar. Sinirlendirmeyin insanı. Sinirlendirmeyin. Öpüyorum hepinizi. Bye bye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Hiçbir periyle iletişime geçti mi? Geçtiyse nasıldı?